24 TV ekranlarına hoş geldiniz. Kahve molası programı başlıyor. Ben Nur Köşker. Ekonomiyle ilgili öne çıkan bütün başlıkları konuşacağız. Yayın konuğum var yanımda. 24 TV Ekonomi Müdürü Sade Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kolay gelsin hepimize. Sağ olun. Merhabalar tekrar. İlk başlığımızla başlayalım. İşsizlik geriledi. Şimdi Haziran ayına ait işsizlik verileri açıklandı. 2,5 puan azalış var. %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Ama bir not daha var. 2018 Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeymiş bu. Evet. Bir de bu atıl iş gücü denilen aslında son zamanlarda özellikle Covid döneminde bütün dünyada çok kullanıldı. Geniş tanımlı işsizlik. Orada da %27,1'den %22,4'e düşüş var. Nedeni ne peki bu gerilemenin? Çünkü bunlar Haziran ayı rakamları. İki nedeni var. Bir tanesi yıldan yıla karşılaştırdığımızda 2020'nin Haziran'ı biliyorsunuz açılma olan aydı. Yani öncesinde bir işsizlik. Malum 3 ay kadar kapalı kalan, 2,5 ay kadar kapalı kalan COVID nedeniyle bir dünya vardı. O günleri bir hafiften hatırlatalım. Amerika'da %30, %40 işsizlikler konuşuyorduk. Sonra onlar da düzeldi. Bizde de geçen yıl Haziran ayından sonra ara ara yine kapanmalar oldu malum. Bir türlü işsizlik arzulanan şekilde aşağı doğru gelmedi. Ama şimdi Haziran'dan önce bu yılın Mayıs ayı, Haziran, Temmuz bu şekilde artık istihdam rakamlarımız iyileşmeye başladı. İşsizlikte de sonuçta yıldan yıla da bir önceki aya göre de bakarsak özellikle sanayi sektörü, tarım ve inşaat sektörlerinde ciddi istihdam artışları olmuş. Yani COVID'in etkilerinden kurtuluyoruz gibi. Peki öngörünüz ne? Hani artık tamamen kapanmadan ziyade böyle kısıtlamalara gidiyoruz ya aşıyla ilgili. Yine düşer mi bu oran? Düşmeye devam eder mi? Hedef zaten %10'un altına düşürebilmek. Bu bir mücadele. Normal şartlarda da öyle. Yani sadece COVID'li aylar ya da dönemler için konuşmuyoruz. Normalleşme emareleri gösteriyor. Eğer beklenmedik bir terslik olmasa yine COVID sürecinde bu %10'un altına tek haneye işsizlik rakamlarını düşürme çabası başarılı olur. Çünkü dün de konuştuk özellikle sanayi ve ihracat tarafında çok ciddi Türkiye'ye yönelik talep var. Bu da sanayide sürekli yeni istihdam alanı oluştuğunu gösteriyor. Tarım ve inşaatta da bir dönüş görülüyor. Hizmetler tarafında da çok iyi bir dönüş yaşarsak inşallah hizmetler deyince turizm akla gelsin. O zaman biz çok rahat tek haneli rakamlara dönebiliriz. O da sanki hizmetler tarafındaki dönüş bu yaz sezonunun da işte Ağustos ayındayız. Sanki 2022'ye kalmış gibi görünüyor. Peki. Diğer başlığımıza geçelim. Piyasalarda Fed etkisi dedik. Şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Orada dedi ki varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili tartışmalar resmen başladı. Şimdi bu açıklamanın ardından yine Fed yetkililerin konuya ilişkin değerlendirmeleri de bir yandan gelmeye devam ediyor. Son olarak da hem Boston hem de Atlanta Fed başkanlarından görüşler geldi. Onlar da dediler ki şimdi iş gücü piyasasındaki güçlenme dikkate alındığında Fed'in varlık alım azaltımına en erken Eylül'de başlaması gerekiyor. Bu açıklamayı düşündüğümüzde piyasa yansıması nasıl oldu? Bu açıklamaların öncesinde Cuma günkü o tarım dışı istihdam verileri Amerika için çok iyi gelince doğal olarak bazı dengeler değişmeye başlamıştı fiyatlamalar. Ama o verileri acaba Fed Başkanı ve işte federal yapıda oldukları için farklı Amerika'daki eyaletlerin Fed Başkanları nasıl değerlendirecek diye de bekliyorduk. Genelde o yönde değerlendiriyorlar. Yani artık normalleşme emareleri. Biz şimdi az önce bizdeki işsizlik ve istihdamı konuştuk. Fed'in bu açıklamaları da Amerika'daki istihdam ve işsizlik dengesindeki düzelmeden dolayı geliyor. Onlar da normalleşme emareleri gördükçe hem bu varlık alımı konusunda politikayı değiştirecekler. Yani biraz piyasada daha az nakit bırakacaklar. Hem de belki bu enflasyondaki kalıcılık ya da geçicilik tartışması da bittikten sonra faizleri artıracaklar. Bu artık resmen başkan tarafından olmasa da aslında başkan kadar önemli olan eyalet Fed başkanları tarafından söyleniyor.
Peki. Üçüncü başlığımıza da geçelim. Borsada bilanço dönemi dedik. Şimdi borsadaki şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları geliyor. Genel olarak ciro ve karlılık performansı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında her şey birbirini tamamlıyor. İhracat dedik, sanayi dedik, işsizlik dedik. Borsada ikinci çeyrekteki bilançolar da çok iyi geliyor. Bazılarında beklendiği kadar kar gelmese de, ki çok az bunlar. Yani hep beklenen ve beklenen üzerinde karlılık görüyoruz. Cirolarda çok artış görüyoruz onlarda da. Dolayısıyla ya cirolar ya karlar çok ciddi düzelme var. O yüzden borsa biraz daha canlanmış durumda. Ama tabii hep söylüyoruz, borsanın rakipleri kimler? Bu anlamda faiz ve kurlar. Oralarda sakinlik devam ederse borsada uzun süredir hep konuşulan, özellikle bizim borsamızda bu şirket yapılarına göre, bu cirolara, bu güçlü şirketlere göre çok ucuz kalan hisselerde bir talep görebiliriz. Yabancıların dönüşünü görebiliriz. Onun için sanırım birkaç ay daha vakit var ama borsa güçlü. Bilançolar çok iyi. Peki, petrol ile ilgili başlığımıza geçelim. Petrol endişeli dedik. Şimdi dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de yükselen vaka sayılarının talebi düşürmeye yönelik endişeleri petrole de düşüş getirdi. Varil fiyatı 70 doların altını gördü. Evet, dün Brent petrolde 70 doların altına geldi. Evet, evet, peki şimdi bu petroldeki negatif seyri, petrol ithal eden bir ülke olarak aslında bizim için de önemli ya. Eğer bu düşüş seyri devam ederse içeride enflasyon etkisini nasıl görürüz sizce? Ham petrolde de 65-66 dolarlık bir fiyat var. Normalde bu kadar ne diyelim, Covid ve işte bu dalgalanmalar öncesinde 85-86 dolar seviyesinde bir petrol fiyatı vardı. Sonra Covid'de çok ciddi düştü, çakıldı. Çünkü talep bitti yani o kapanmalarla. Tüketilmeyen bir şeyin alıcısı olmuyor. Biraz da ne diyelim, türev piyasa gibi çalışıyor orası. Ama sonra işte normalleşme ve açılmayla da toparlandı. Şimdi anladığımız kadarıyla 60 ila en fazla 75 dolar arasında bir hareket göreceğiz. Bu ekstrem gelişmeler olunca 60'a, diğerinde de yukarı doğru basacak. Bizim gibi ülkeler, yani petrolü ithal eden ülkeler için iyi. Dikkat ederseniz hem üretici fiyat endeksimizde hem tüketici fiyat endeksimizde enerji çok ciddi enflasyonu artıran etken olmuştu. Çünkü enerji tarafına zamlar yapıldı mecburen. Şimdi petrol fiyatlarının düşüşü, doğalgaz fiyatları da inşallah makul gider. Enflasyona bu düşen fiyatlar pozitif katkı sağlar. Yani artırmak yönünde değil, düşmek yönünde. Enflasyonla mücadele ne kadar önemli olduğunu zaman zaman konuşuyoruz. Zaten faiz tartışmaları da oradan kaynaklanıyor. Şimdi iş yerinde aşı zorunlu olur mu zannediyorum, bunu daha bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hem Türkiye'deki şirketlerden hem de dünyadaki şirketlerden benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diyorlar ki aşısı olmayanı biz çalıştırmayacağız. Sizce hani işverenin böyle bir hakkı var mı, böyle yasal olarak hani aşısı yoksa çalıştırmıyorum deme hakkı? Yani hukuken tabii tartışılabilir, davalar açılır, işe iadeler olabilir ama sonuçta şunu anlıyoruz. Bizde TESK'in iki tane genelgesi oldu biliyorsunuz. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun. Çalışanlarımız aşılı olsun, aşısız olmasınlar diye. Sonra Amerika'da bizim sektörümüzden, medya kuruluşlarından bir tanesi 3 kişiyi işten çıkardı aşı olmayan. Şimdi Türkiye'den bir özel sektör kuruluşu bu konuda bir açıklama yaptı ya da medyaya yansıdı. O da aynı şekilde aşı olmayan çalışanlarına uyarı göndermiş, hani aşı olmanız gerekiyor diye. Tartışılsa da herhalde aşı olmadan çalışmak pek mümkün olmayacak. Aşı olmayı bekleyenler bir süre daha durumu idare edecekler ya da olmamayı düşünenler. Bakalım, yani zorlayacak. Hep ne diyoruz, işte uçaklarda uçabilmeniz için aşı aranacak, yurt dışına çıkmanız için aşı aranacak. Belki ileride restoran, kafelere girmek için aşı karnesi aranacak. Ama yasayla bunu zorlamak şu anda düşünülmüyor tabii. Çalışanlar tarafında bu tür zorlamalar göreceğiz.
zorunlu hale gelecek gibi görünüyor. ABD'nin Çin itirafı dedik. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir açıklaması oldu. O da dedi ki altyapı ve teknolojiyle ilgili bazı alanlarda Çin bizi geçti. Gerekli atılımları gerçekleştirmezsek rekabet gücümüz azalacak. Şimdi bu açıklamadan hani şunu mu anlamalıyız? ABD şunu mu diyor? Dünyanın bir numarası Çin oldu artık gibi bir şey çıkar. Yok, dünyanın bir numarası Çin olmadı ama söyledikleri doğru. Altyapı derken iki altyapıyı kastediyor. Aslında birisi bilişim, IT tarafını. Çin orada bazı alanlarda gerçekten geçti. Onu engellemek için de, onun yayılmasını engellemek için de geçmişte Trump döneminde gördük mücadeleyi. Aslında bu Biden döneminde de devam ediyor. Bir de tabii Çin gelişen bir ülke, Amerika gelişmiş bir ülke. Amerika'nın şu anda fiziki olarak da altyapısı çok eski. Unutmayalım, Biden trilyon dolarlık altyapı yatırım bütçeleri onaylatıyor. Hani tabiri caizse 70 yaşındaki bir ne diyelim köprülü kavşak kendi kendine çökebiliyor Amerika'da. Çin'de öyle değil. Çin sonuçta ne yaptıysa belki geçmiş 20 yıl içinde yaptı. O yüzden Çin rekabette öne geçiyor. Amerika'da bunun farkında. Farklı şekilde mücadele edecekler. Ama mesela şu söylenir, onu söyleyelim, kapatalım. Toplam gayri safi yurt içi hasıla açısından baktığımızda Amerika hala bir numara. Çin bunu işte 2025 gibi geçebilir. Ama kişi başına düşen milli gelire baktığımızda Çin 10 bin dolar seviyesine gelebilir. Amerika 60 bin dolar seviyesinde. Dolayısıyla arada daha mesafe var. Ama bunu çok konuşacağız. Yani işte Çin'in kalkınma hızı yıldızlaştırdı onu. Son başlığımızda da bakalım. Hayvansal üretim pozitif dedik. Hemen verileri söylemek istiyorum. Şimdi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı 1,8 arttı. Yine aynı şekilde tavuk eti üretiminde ise %3'lük bir artış yaşandı. Tavuk yumurtası üretiminde de yine %3,3'lük artış var. Hayvansal üretimde istediğimiz noktada mıyız? Yaklaşıyor muyuz? Değiliz ama şu var. Hem ne diyelim? Kırmızı et, beyaz et, süt, işte yumurta, süte dayalı üretilen, sütten üretilen diğer ürünler, işte peynirleri gözünüzün önüne getirin, tereyağı, süt tozu vesaire. Hepsinde yani 10 kalem saysak, 10 tane başlık saysak 8'inde artış var. Bu çok güzel bir trend. Bunu kaybetmememiz lazım. Neden? Çünkü bu artış, hani söylediğiniz oranlar da çok yüksek değil aslında yıldan yıla baktığımızda. Ama arada işte hep hatırlatıyoruz, Covid sürecinin bazı sanayideki üretimi iyi etkilediğini düşünebiliriz. Ama tarımda bütün gayretlere rağmen başa baş giden bir sezon yaşadık. Önümüzdeki dönemde bunun hızlanması lazım. Artıyor olması güzel çünkü tarımsal ürün ihracatımızda da artış var. Yani kendi tüketimimiz var. Ama yurt dışından talep de var. Biz bunu ne kadar artırırsak o kadar döviz de elde edebiliriz. Bu konudaki faaliyet gösteren küçük işletmeler çok, tarımsal işletmeler küçük. O alanda da o işletmeler rahatlarlar. Tarıma olan ya da hayvancılığa olan ilgi artar. Daha karlı olursa. Bu bir süreç. İnşallah böyle devam eder. İşsizlik oranı verilerine de detaylı bir şekilde bakalım mı? Bakalım. Yine tablolar üzerinden. Hemen tablolarımız geliyor ekranlara. İşsizlik dedik. Şimdi bu manşet işsizlik rakamı 10,6. Burada güzel bir düşüş yaşandı bu ay. Yani bu Haziran ayı rakamı, unutmayalım. İstihdamımız toplam iş gücü içindeki istihdam, bu nüfusa oranı değil. Toplam iş gücü tanımımızda 15 yaş 65 yaş arası. İş gücü katılma oranımız 50,2. Genç nüfusta işsizlik 22,7. Genç nüfusta işsizlik yüksek. Bir miktar azaldı geçen aya göre. Yani bu Haziran'sa Mayıs'a göre azaldı. İyi bir gelişme. Ama az önce söylediğim genel tanımlı işsizlikte sert bir düşüş var. Bu da iyi bir gelişme. Şimdi ne yapılması lazım? Önümüzdeki dönemde hizmetler sektörünü, az önce söyledik 2022'ye kalabilir dedik ama belki bu seneden devreye girmesi lazım. Sektörlere göre de bakalım hemen. Bu toplam istihdamdaki paylar. Şimdi burada tarım 17 deyince seyircilerimiz şöyle düşünebilirler. Niye az? Ama ülkelerin gelişmişliklerine göre hizmetlerde çalışan insan sayısı her zaman çok yüksektir.
en gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörü toplam çalışanların %70'ine ulaşır. Biz gelişen ülke olduğumuz için hizmetler 54'te. İnşaatın payı çok düşük. Çünkü son biliyorsunuz son bir yılda yeni proje meselesini konuşuyoruz ara sıra. Olması gerektiği kadar yeni proje başlamadı. Ama sanayimiz %17'lere kadar düşmüştü. O tekrar atak yapmış. %21.8'e ulaşmış. Tarımda da bu rakamda %2-2.5 kadar artmış durumda. Dengeler oturuyor. Hani o işte bu COVID sürecinden artık biz istihdamı böyle daha detaylı konuşabileceğimiz sürece geldik. Peki. Çünkü işten çıkarma yasağı vardı, unutmayalım. Kısa çalışma ödeneği vardı. Bunlar o rakamları biraz maskeliyordu. Artık öyle değil. Peki. Said Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Piyasalarla devam edeceğiz. Döviz cephesiyle hemen başlayalım. Önce dolar gelecek ekranlarımıza. Geçtiğimiz haftalarda inişli çıkışlıydı ancak yükseldikten sonra 8.50 bandında seyretmeye devam etti. Şu anda da 8.64'ten işlem görüyor euro. 10 liradan işlem görüyor euro, da hafif bir düşüş söz konusu. Gram altına bakalım. Gram altın 481 liradan işlem görüyor ve ons altına bakacağız. Ons altın ise şu anda 1730 dolarda, yine çok az da olsa bir yükseliş var. BIST 100 endeksi şu anda 9 günün ardından ilk düşüşünü gösterdi. 1430'da ve tahvil gelsin. Şimdi ekranlarınızda tahvil ise 19.07'de. Son olarak da Brent petrol varil fiyatlarına bakacağız. Brent petrol varil fiyatı da 69.74'te. Kahve molası programının sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.